Merhaba dostlar, yine birlikteyiz. Ben Cem Kervan. Bu hafta Şah'tan Feyz Aldı adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Yine Luka suresinden, İncil'in Luka suresinden esin aldım. İsa ve talipleri Kudüs'e doğru yollarına devam ederken belli bir köye geldiler. Orada Marta adında bir kadın onlara mihman olarak evine buyur etti. Misafir. Marta'nın Meryem adında bir kız kardeşi vardı. Meryem, sultanın ayaklarının dibine oturmuş, onun öğrettiklerini dikkatlice dinliyordu. Ama Marta'nın aklı fikri mihmanlara yapılacak hizmette olduğu için kafası çok meşguldü. Nihayet İsa'nın yanına geldi ve ona, "Sultanımız, ben bütün hizmetleri tek başıma yaparken kardeşimin beni yüzüstü bırakıp burada oturup durması umurunda değil mi? Söyle ona kalkıp bana yardım etsin," dedi. Ama İsa, "Marta, Marta, sen nice şeyi çok fazla dert ediyorsun, uğraşıp didiniyorsun. Oysa aslında ilgilenmeye değecek sadece tek bir şey var. Meryem işte onu keşfetti. Keşfettiği de elinden alınmayacaktır," dedi. Yani İsa'nın ayağının dibinde oturup dinlemek daha iyi. Çünkü feyz alırız biz. Bazen çok meşgul oluyoruz, işte çok uğraşıyoruz, şu iş var, o iş var. Yani hiç mi çalışmayacağız? Tabii çalışacağız ama yani kafamız çok meşgul, sürekli farklı farklı şeyler düşünüyoruz. Hiçbir zaman Şah'tan feyz almıyoruz o zaman. Yani bir zaman ayırmak lazım ve sadece onu dinlemek lazım. Evet, deyiş haline getirdim. Sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah seversiniz. Şah önünde oturuyordu. Bir dikkat dinledi, Şah'tan ders aldı. Marta meşguldü, çok çalışıyordu. Meryem dinleyerek Şah'tan feyz aldı. Marta meşguldü, çok çalışıyordu. Meryem dinleyerek Şah'tan feyz aldı. Geldi Şah İsa'nın yanına. Kardeşini şikayet etti ona. Meryem bütün işi bıraktı bana. Meryem dinleyerek Şah'tan feyz aldı. Meryem bütün işi bıraktı bana. Meryem dinleyerek Şah'tan feyz aldı. Mar
Marta Marta ne diyorsun? Şu an her şeyi çok dert ediyorsun. Tek şey gerekli de göremiyorsun. Meryem dinleyerek şahtan feyiz aldı. Tek şey gerekli de göremiyorsun. Meryem dinleyerek şahtan feyiz aldı. Meryem en doğruyu seçti. Onun seçtiği için kara geçti. Dinledi İsa, çok sırları açtı. Meryem dinleyerek şahtan feyiz aldı. Dinledi İsa, çok sırları açtı. Meryem dinleyerek şahtan feyiz aldı. Evet, bizim de dinlememiz lazım. Şahtan feyiz almamız lazım. Çünkü İsa o şekilde bizimle çok sır paylaşır. Çok sır açar bize. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, şahtan feyiz alın, esen kalın, hoşça kalın.